Evet arkadaşlar, bugün geliştirilmiş tüple eski içinden basıncı eksilmiş tüp arasında kıyaslama yapacağız. Bu konuda çok yanlış bilgiler var. Çok yanlış, aşırı derecede işte içinde basıncı kaçtı. Efendim basıncı kaçarsa artık bir işe yaramaz, geliştirilmiş takmamız gerekiyor falan filan. Peki neden bir işe yaramaz? Bunun cevabı da yok. Şimdi bunu açıklayalım. Şimdi ben resmimi şöyle, tüp resmimi, eski resmimi şöyle yaptım. Neden böyle yaptım? Şu sıfır, şu içindeki pistonun sıfıra geldiği noktayı gösteriyor. Bu aynı zamanda kıçına kadar indiğini gösteriyor. 2, 2 santimde, 4, 4 santim, 6, 6, 8, 8, 10. Yani tüpün arka ucu şurada, şurada olduğunu düşünüyorum. O da 10 santime geldiğini düşünüyor. Tamam mı? Şu an bunu segment tutuyor 10 santim. İçinde de bir gaz var. İşte bu gazın basıncı da burada. Şu an için 12 olduğunu düşünüyoruz. 12 olduğunu düşünüyoruz ve basıncını kaçırdığını düşünüyoruz. Bu gerçekten fabrikasyon 30 bar olduğunu varsayıyorum ben. 30 bar ilk başlangıcı. Yani şu bu tam bu segment tuttuğu anda şu noktada bu tüpün iç kısmındaki noktada 10 bar halihazırda basınç var. Bu içindeki pistonu biz bu 8'e ittikçe bunun basıncı arkadaşlar bakın buraya 8'e geldiğinde 37,5 oluyormuş. Ondan sonra biz bunu şuraya kadar itersek bunu buraya kadar tam 6'ya kadar itersek bunun basıncı 50 oluyormuş. Bunu biz 4 şuradan itip 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 tam buraya getirirsek yani şu 4'ü tam da 4'ün karşısına o zaman basıncı içindeki basınç 75 oluyormuş. Basınç içindeki basınç dedim. Bu sefer burada kalan bir alan. Bu alan sürekli küçülüyor. Biz bunu 2 santime kadar itersek yani şu 2 santimde kalan alan en sonunda kalan alanın basıncı 150 bara çıkıyormuş. Ama ne zaman? Biz buna dedik ki fabrikasyon 30 bar bassınlar. 30 bar basıncı olursa çalışma prensibi. Biz bunu ittikçe yani 10 santimde görüldüğü gibi o 30 bardan başlıyor. En sonunda işte 1 santime gelince 300 bar oluyor. Yani bunu dayadığımız zaman en arkaya kadar 300 bar oluyor. Böyle bir çalışıyor. Bunu çalıştırdık diyelim. 150 bin kilometre gittik. Bu 30'dan düştü, düştü, düştü. 12 bara düştü. Efendim 12 bara bu basıncı kaçırdığı için işte 30'dan 25'e düştüğü için artık olmaz. Geliştirilmiş 30 barlık takmamız gerekiyor diye iddia edenler var. Arkadaşlar aradaki farkı anlatmaya çalışacağız. Yani bu 12 bara düşerse ne olur? Yani 30 bardan 20 bara düşerse ne olur? 15 bara düşerse ne olur? 12 bara düşerse. Ben 12 bar için konuşayım. Bu 12 bara düştüğünü düşünüyorum. Şimdi kıyaslıyorum. Bizim bunu çalışma prensibi, yani bu tüpün çalışma prensibi 40 ile 60 bar arasında. Yani 40'a geldiği zaman çalışıyor. Yani 40'a bu tüp itekliyor, 60 oluyor, duruyor. Yani şu an mesela 12 barda 60 nerede durduruyor ona bakayım. Tam 2 santimde yani bu itiyor, 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 itiyor. Tam buraya kadar geliyor, sonlarına yakın. 60 barda duruyor. Bu tüp içindeki enerji var bunun içinde. Yağ basıncı var. O basınç vites geçişlerine izin veriyor. O basınç yani vitesler geçtikçe basınç azalıyor, azalıyor, azalıyor. Tekrar nerede devreye giriyor? 40 bara gelince. Bakalım burada 40 bar neredeymiş? Arkadaşlar 40 bar buradaymış. Demek ki şöyle oluyormuş bu. 3 santime inince yani şu 2 santimdeyken pompa basmayı durduruyor. Bunu vitesler kullanıyor. Vites geçişleri yaptıkça yani 1 santim buradan yağ azalırsa tekrar 40 bara düşüyor. 40 barda tekrar basıyor. Ne kadar basıyor? 1 santim itiyor tekrar. Yani bunun artık 12 barda çalışan bir şeyin 1 santim yeri var. Yani 3 santimle 2 santim arasında sürekli burada çalışıyor bu. Git gel git gel yapıyor. Nerede yapıyor? Bunu buradan itekliyor itekliyor yani 10 santimden 3 santime kadar 7 santim itekliyor ilk başta. Yani bunu pompa ilk başta basıyor. 10 saniye 15 saniye basıyor. Bunu buraya kadar itekliyor. Ondan sonra bunu 2 santimde bırakıyor. Bunu valfler kullandığı zaman bu enerji 3 santime inerse 1 santim geri giderse hemen pompa tekrar devreye gidiyor. Tekrar basıyor. 2 santime getirince bırakıyor. Yani bunun çalışma şu an 1 santimde.
Peki bunun geliştirilmiş tüpünü varsayıyoruz. Yani buraya geliştirilmişi koyalım. Onun da boyutu aynı hemen hemen. Onun basıncı 30 bar olduğunu düşünüyorum. Yani iyi ya yüksek ya 30 bar olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada geliştirilmişi koyduğumuz zaman bizim bunun çalışma şeyi değişmiyor. Yani 40 barla 60 bara, 60 bara gelince pompa durdurur kendini, 40 bara düşerse pompa açar. Peki bunun 60 ile 40'ı nerede? Biz onu görelim bakalım. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Evet. 40 bar 7,5 santimdi arkadaşlar. 60 bar 5 santimdi arkadaşlar. Yani 7,5'la yani şuradan ilk başta pompa çalışıyor. Şuraya kadar getiriyor. 7,5'a kadar getiriyor. Sonra devam ediyor çalışmaya. 60 bara geldiği zaman 5 santim şuralarda bir yer kapatıyor. Artık bundan sonra pompa bu 5 ile 7,5 santim arasında 2,5 santimlik bir yağ hacmi var. O 2,5 santimlik yağ hacmi bitene kadar viteslere geçişine izin veriyor. Yani burada 1 santim vardı 12 bar olanda. 30 bar olan geliştirilmişte 2,5 santim var. Yani bu 2,5 katı var. Diyelim bunda 3 vites geçiyor. 40 bara düşüyor. Tekrar çalıştırıyor. Bunda 2,5 katı yani 3 vites değil de 6-8 vites geçişine izin verir. 40 bara düşer. Bu tekrar çalışır. Ne olmuş oluyor? Bu ilk başta 10 saniye 15 saniye çalışmıyor. Bu 7,5'a gitmesi için 3-5 saniye çalışıyor. Kendini kapatıyor. Yani şuralarda yani bu daha az çalışıyor. Bu 2,5 santimlik bir hacimde yağ depoluyor. Öbürü basıncı azalmış olan tüp ise 1 santim de yağ depoluyor. Yani 1 santime göre devreye girip çıkıyor. Ama bunun içindeki 2,5 santim diyelim 8 tane vites geçirdi. Bunun içindeki 1 santim de ona göre 2 vites, 3 vites geçirir. Peki bunun içindeki 2,5 santimlik yağ hacmini doldurmakla bunun içindeki 1 santimi doldurmak aynı mı? Değildir arkadaşlar. Yani bunda bir kat motor çalışıyorsa bu 1 santimi yani 40 bardan 60 bara getirirken 12 bar eski tüpte motor 1 birim çalışıyorsa bunda 2,5 birim çalışacak. Yani motorun oradaki bunun motoru itekliyor yağı buraya basan motorun çalışma süreleri değişmiyor. Yani bu bir kere çalışıyor 2,5 santim itekliyor ama 2,5 kat fazla süre çalışıyor. Bu 1 santim iteklediği için bu 1 birim süre çalışıyor. Bunun çalışması bir kat ama ona göre 3 vites geçirir. Bunun çalışması 2,5 kat ama ona göre daha fazla. Yani aslında çalışma süreleri değişmiyor. Yani motor sadece motorların devreye girme sayıları değişiyor. Yani bunun motor 5 yani diyelim motor 3 saniye çalıştı. Bunu 3 santim ileri itekledi. Yani 3 santim ileriye itekleyebilmek için, 3 santimlik iş yapabilmek için siz 1 saniye çalışıyorsanız 3 santimlik iş yapabilmek için 3 saniye çalışıyorsanız 1 santimlik iş yapabilmek için 1 saniye çalışırsınız. Yani burada daha az çalışıyor motor, daha az vites geçişine izin veriyor. Burada daha uzun süre çalışıyor motor, daha çok vites geçişine izin veriyor. Ama toplamda baktığımızda motor süresi ne kadar çalıştıysa o kadar iş yapmış olur. Yani motorun çalışması eşittir iştir. Yani buradaki mantık yani bunun 30 bar olmayışı, geliştirilmiş olmayışı, eski oluşu, içindeki basıncının düşmesi herhangi bir şekilde pompanın çalışma üzerinde etkisi yoktur. Etkisi nerede vardır? Pompanın devreye girme adedinde vardır. Birinde 2,5 santim basan geliştirilmiş tüp de diyelim 10 kez devreye girdiyse diğerinde daha fazla devreye girip çıkar. Aradaki fark budur arkadaşlar. Bu çalışma prensibine yani bu tüpün içindeki basıncının boşalmış olması, azalmış olması, tüpün çalışmayacağı, anormal olacağı, işte şu olacağı, bu olacağı şeyi neden olmaz? İşte viteslerin geçişine engel olacağı. Arkadaşlar nasıl geçişe engel olsun ki? Yani bunu buraya kadar basıyor. 60 bara basıyor. İşi yapan 60 bar. Yani işi yapan burada olması, burada olması, burada olması önemli değil.
Burada 60 bara ulaştıysa ve 60 barlık bir basınç varsa o işi yapıyor. Burada ulaştıysa o iş yapıyor. Ama buraya kadar geldi. 60'a ulaşamadıysa o zaman arkadaşlar bozulacak demek. Yani bu burada yapmıştık teoride 6-1'ime geldiğinde en son noktada 60 bara geliyor. Bu da işte belli bir basıncın altına inerse 60 barı hiçbir şekilde ulaştıramazsa zaten pompa kapanmaz. Pompa kapanmayacağı için bozulacaktır şey mekatronik. Ha, bu ya o kadar düşük bara geliyor mu? O kadar düşük barlara gelmiyor arkadaşlar. Bir diyelim 30 barda fabrika dolumu var. 30 barda fabrika dolumu varsa bu kaçırsa kaçırsa diyelim 10 bar kaçırır, 20 bar kalır. Hadi 10 bar daha kaçırdı yine 10 bar kalır ama artık bir noktadan sonra kaçırmayı bırakıyor. Yani araç lastikleri gibi. Bu şekilde düşünün. Yani bunun basıncının kaçık olması bunun çöp olduğu anlamına gelmez. O bunun şu anlamına geliyor. Basınç yüksekse çalışma alanları burada, basıncı düşürmüş de buralarda. Basıncı çok düşürse hiç basınç kalmazsa o zaman çalışamaz arkadaşlar. Kendini kapatamaz o zaman muhtemelen hata verecektir. Dolayısıyla yani bu basıncı düştü diye öbürü daha sert diye işte üstünden presle sıktık. Bu daha çok içine girdi, öbürü daha az girdi. Bunlar uzaktan yakından matematikte alakası olmayan işler arkadaşlar. Bunun basıncı yani geliştirilmiş 30 olabilir. Bu 25 olabilir. Bu geliştirilmiş 30'dur. Bu 20 olur. 15 olur. 10 olur. Her defasında çalışır arkadaşlar. Bu her defasında çalışır. Ha, ne alanda çalışır? Şu alanda çalışır. Daha dar alanda çalışır. Öbürü bu alanda çalışır. Daha geniş alanda çalışır. Matematik bize bunu söylüyor. Öyle üzerinden basarak bu 2 santim gitti, öbürü 1 santim gitti, işte o geliştirilmiş daha sağlam. Bu şekilde düşünürseniz yanlış bir yanılgıya düşersiniz. Bu sefer şöyle düşünürsünüz. Ya bunun basıncı düştü. Basıncı düştü artık biz geliştirilmişinizle kalın. Kafamız ağrımasın. Ya basıncı düşmekle yani tamam bunun basıncı düştü ama düşük basınçta çalışmıyor zaten. Motor 40 ile 60 bar arasında dengeliyor. Dengeleyemediği zaman şanzıman hata veriyor. İşte dengeleyemediği zaman hata verir. O zamana kadar bir şey yapmaya gerek yok arkadaşlar. Herkese iyi günler.